İş tüzük değişikliği 10. maddesinde yapılmak istenen aslında maddelerin oylamasında açık oylama usulünün kaldırılmasıdır değerli arkadaşlar. Açık oylama talebinin kaldırılması ve yoklama talebinin daraltılması ile toplantı yeter sayısı olmadan bir maddenin oylanması sağlanacak. Bu da ne yazık ki meclisimizin saygınlığına gölge düşürecektir. Çünkü milletvekili seçildiği andan itibaren bütün milletin temsilcisidir ve her kararıyla millete karşı sorumludur. Her bir milletvekilinin hangi oyu verdiği seçmenine, milletine hesap verebilmesi açısından oldukça önemlidir. İşte bunun için açık oylamalarda her milletvekilinin siyasi parti grubunun tavrı kayıtlara geçiyor ve kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Açık oylamayı ortadan kaldırdığınızda salonda kaç kişinin olduğu tespit edilemeyecek ve anayasaya aykırı olarak iktidar partisi 184 kişiden az olduğu halde bazı kanun maddelerini oylayacak ama bunun tespitine olanak verecek bütün yollar tıkanacak. Yani 184 kişinin olmadığı oturumlarda karar alınırken parmak izi bırakılmayacak. Muhalefetin iktidarı denetlemesinin yok edilmesini hesap vermek istemeyen, muhalefetten kaçan, bunu da birkaç dakika kazanma arzusuymuş gibi gösteren bir anlayışla yapıyorsunuz. Milletvekilini değersizleştiren ve yasama faaliyetini otomasyona bağlayan bu anlayışı şiddetle reddediyoruz. Hatırlayın, geçen sene gecenin bir yarısı Sayın Adalet Bakanı'nın çantasından bir önerge çıktı. Küçük çocukların tecavüzcüsüyle evlendirilmesine dönük gece yarısı getirdiği bir önergeydi. Şiddetle karşı çıktık. Oylama istedik. Yeterli sayı bulunamadı. Bir sonraki haftaya kaldı. Ama sonra oluşan toplumsal muhalefetle birlikte bu önerge geri çekildi. Bu örnek bile tek başına açık oylamanın ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca bu örnek konuşmayı zaman kaybı olarak gören, hızlı yasama faaliyeti isteyen ama kaliteli yasama ilkesini hiçe sayan iktidar anlayışına karşı da önemli bir örnektir. Eğer o akşam bu garabet önerge alelacele geçirilmiş olsaydı toplumun yüzüne nasıl bakacaktınız gerçekten merak ediyorum. Demek ki hızlı karar almak her zaman adil ve doğru sonuçlar doğurmuyormuş. Ayrıca susturulmuş Türkiye yaratacak olan uzlaşmayı zaaf ve teslimiyet olarak gören anlayış da bu iç tüzük teklifinin o hal koşullarında getirilmesi de asla meşru değildir değerli arkadaşlar. Tek adam rejimine giden yoldaki dikenleri temizleyen, 80 darbesine rahmet okutan bu yol, yol değildir. Bu iç tüzükle beraber sadece parti grubumuz değil, iktidara kim gelirse gelsin bu koltuklarda suskunları oynayacak ve millet vekil olarak tayin ettiği bizleri Meclis TV'de sadece ve sadece otururken izleyecek değerli arkadaşlar.